Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerin ÖSYM tadına 3 testiyle çözümlere devam ediyoruz. Birinci soruda k gerçel sayı olmak üzere x değişkenli denkleminin kökler çarpımı k iken k eksi 2 bölü a bu denklemin bir kökü olduğuna göre denklemin diğer kökü kaçtır demiş. Şimdi öncelikle kökler çarpımından gidelim. Kökler çarpımız c bölü a. C bölü yani sabit bölü x karenin katsayısı 4 bölü a değeri k'ya eşitmiş. Şimdi bu da denklemin bir kökü olduğuna göre k değerini burada yerine bulduk değerini. K yerine 4 bölü a yazdığım zaman 4 bölü a'dan 2 bölü a'yı çıkarttım. 2 bölü a kaldı ve bu 2 bölü a denklemin bir köküymüş. Dolayısıyla x yerine bu ifadeyi yazdığımız zaman sağlaması lazım. A çarpı x yerine 2 bölü a yazdık. Karesini aldık 4 bölü a kare. Eksi a çarpı 2 bölü a artı 4 eşittir 0. Sadeleştirdik buradan 4 bölü a. Buradan eksi 2 artı 4'ten artı 2 eşittir 0 geldi. 4 bölü a eşittir eksi 2'den a değeri de eksi 2 oldu. Şimdi buna göre şimdi buradaki ifadede a'yı yerine yazarsak denklemde eksi 2x kare artı 2x artı 4 eşittir 0 geldi. Şimdi biz denklemin diğer kökünü arıyoruz. O zaman buradaki ifadeyi eksi 2'ye böldüğümüz zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 gelecek. Çarpanlarını ayırdığımız zaman eksi 2 artı 1 dersek köklerden biri 2 diğeri eksi 1. Şimdi biz buradaki köklerden birinin zaten 2 bölü a olduğunu bulmuştuk. A'yı yerine yazdığımız zaman buradan eksi 2 bölü eksi 2'den köklerden biri eksi 1. Dolayısıyla bunun köklerden biri eksi 1 olduğuna göre diğer kökte 2 bulmuş olduk. İkinci soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre a kaçtır demiş. Şimdi öncelikle denklemi şöyle düzenleyelim. X kareleri mesela burada diğer tarafa alalım. A x kare artı x kare geldi. X de burada karşı tarafa aldık. Eksi 2x artı a eşittir 0. X kare parantezine aldık burasını. A artı 1 katsayısı eksi 2x artı a eşittir 0. Şimdi kökler x1 ve x2 olduğuna göre c bölü a'dan kökler çarpımını bulalım. C buradan a değerimiz sabit. Bölü x karenin katsayısı yani a artı 1. Buradaki oran bize kökler çarpımını verecek. Bunu yerine yazalım. X1 artı a bölü a artı 1 eşittir. Eksi 1 bölü a artı 1 geldi. Şimdi buradaki a bölü a artı 1 de karşı tarafa alalım. X1 eşittir. Eksi a olacak. Eksi parantezine aldığımız zaman a artı 1 bölü a artı 1 gelecek. Karşı tarafa aldım. Eksi a ve eksi parantezine aldık. A artı 1'ler sadeleşti. Dolayısıyla buradan x1 değerini eksi 1 olarak bulduk. Köklerden biri eksi 1 olduğuna göre yerine yazdığımız zaman buradaki değer de sağlaması gerekiyor. X yerine eksi 1 yazalım denklemde. Eksi 1'in karesinden 1 buradan a artı 1 geldi. X yerine eksi 1 yazdık. Artı 2 artı a eşittir 0. Buradan 2a eşittir eksi 3. A değerimiz de eksi 3 bölü 2 geldi. Üçüncü soruda eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi öncelikle burada 1 eksi i'nin karesini alalım. Buradan 1 eksi 2i artı i kare bölü 1 artı xi eşittir i geldi. I kare eksi 1, eksi 1 ile artı 1 gitti ve burada sadece eksi 2 kaldı. Eksi 2i kaldı. Burada i ile çarptığımız zaman içler dışlar çarpımından i artı x i kare oldu. Şimdi buradaki i'yi karşı tarafa aldım. Eksi 3i. İ kare eksi 1 olduğu için burası da eksi x geldi. Eksiler sadeleşti ve biz buradan x değerini 3i olarak bulmuş olduk. Dördüncü soruda aşağıdaki karmaşık düzlemde z1 ve z2 karmaşık sayıları gösterilmiştir. Buna göre a, b, c, d, e noktalarından hangisi z1 çarpı z2 karmaşık sayısı olabilir demiş. Şimdi şöyle yazalım. Z1 mesela sayısı için z1 y eksenin üzerinde olduğu için demek ki reel kısmı 0. Yani şöyle gelecek 0 artı buradaki imajiner kısmı için de mesela şöyle diyelim a çarpı i olsun. Z2'ye baktığımız zaman ise z2'nin reel kısmı da imajiner kısmı da burada 3. bölgede olduğu için negatif gelecek. Bunları da mesela şöyle diyelim b artı ci şeklinde diyelim. Ve burada b sayısı da 0'dan küçük, c sayısı da 0'dan küçük. A sayısı ise burada 0'dan büyük olması gerekiyor. Daha sonra hangisi şimdi çarpımları hangisi olabilir demiş. Biz bunları çarptığımız zaman z1 yani burada a i ile b artı c i'yi çarptığımız zaman. Şimdi a ile b'nin çarpımından a b i geldi. A ile c'nin çarpımından artı a c i kare. İ karenin de çarpımından eksi 1 olduğu için eksi a c geldi.
Buradaki ifademiz şimdi çarptığımız zaman A ile C'nin çarpımına bakalım. C sayısı negatifti, A sayısı pozitifti. Dolayısıyla artı ile eksinin çarpımından burası negatif. Eksi ile eksinin çarpımından ise burası pozitif geldi. Şimdi A sayısı pozitif, B sayısı negatifti. Dolayısıyla burasında negatif olması lazım. Yani i'nin kat sayısı, reel imajiner kısım negatif olacak. Buradaki reel kısım ise pozitif olacak. Yani burada çarpımlarını mesela Z3 karmaşık sayısı yazarsak, buradaki dediğim gibi reel kısmı eksi AC kısmı pozitif geldi. Artı ABI kısmı ise negatif geldi. Reel kısmı pozitif, imajiner kısmı negatif olacak. Şimdi bakalım burada reel kısmı pozitif olan, mesela burada D'ye baktığımız zaman reel kısmı pozitif, imajiner kısmı ise negatif oldu. Burası pozitif, burası negatif. Dolayısıyla D şıkkı olabilir diyoruz. Beşinci soruda eşitlikler verilmiş. Buna göre X hangisi olabilir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadelerin hepsini karşı tarafa toplayalım öncelikle. X kare artı 2y kare eksi 1 eksi 2xy artı 10y eşittir 0. Şimdi burada mesela eksi 2xy elde etmem için bir tarafta x bir tarafta y olması lazım. Yani mesela x kare eksi 2xy. Bunu elde edebilmem için artı y kare dersem, yani buradaki 2y karenin y karesini aldım. Burada sadece y kare kaldı. X kareyi kullandım, eksi 2xy'yi kullandım. Ve buradan çarpanlarını ayırdığımız zaman eksi y eksi y dersek, çapraz çarptığımız zaman da eksi 2xy'yi elde ediyoruz. Dolayısıyla burası x eksi y'nin karesi gelecek. Artı diyelim, şimdi bunun devamında kalanları yazıyorum. Y kare artı 10y eksi 1 eşittir 0 geldi. Şimdi x eksi y değerini 5 vermiş zaten. 5'in karesinden burası 25. Şimdi burada da o zaman ifade eksi 25 olmalı ki toplamları 0'a eşit olsun. Şimdi bunu nasıl sağlayabiliriz? Burada y kare artı 10y'yi elde etmek için y'yi y desek. Şimdi burada ekleme çıkartma yaparak 10y'yi mesela elde etmemiz için şöyle olsaydı burası. 5'e 5 dersek çapraz çarptığımız zaman toplamları 10y gelecek. 5 ile 5'in çarpımından burası 25. Ama bize eksi 1 lazımdı. O zaman şöyle diyelim. Burasına eksi 26 eklersem. Yani burada artı 25 eksi 26 dediğim zaman eksi 1 değeri geliyor. Ama bu şekilde yaptığım zaman en azından y artı 5'in tam karesi gelmiş oluyor buradan. Eksi 26 eşittir 0. Şimdi buradaki değerimizi karşı tarafa alacağım. Yani şöyle gelecek. X eksi y'nin karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 26 oldu. Burası zaten dediğim gibi 25'ti. Burasının artık 26 olabilmesi için burasının da 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla y artı 5'in karesinin 26, yani 1 olabilmesi için. Şimdi iki ihtimal gelecek. Y artı 5 değeri 1 olabilir. Y artı 5 değeri eksi 1 olabilir. Buradan y değerimiz eksi 4 olabilir. Y değerimiz eksi 6 olabilir. Şimdi buna bağlı olarak x'lere bakacağız. Biz x eksi y'nin 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi y'nin iki ihtimali vardı. Y eksi 4 olduğunda şöyle diyelim. Y eksi 4 olduğunda burası artı 4 olacak. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman x değeri 1 olabilir. Y yerine eksi 6 yazdığımız zaman eksi eksi 6'dan x artı 6 oldu burası. Eşittir 5. X değeri de eksi 1 olabilir. Zaten bize şıklarda x hangisi olabilir diye sorduğu için 1 ya da eksi 1. Şıklarda 1 verdiği için cevabımız 1 olabilir diyoruz. 6. soruda V 0'dan büyük olmak üzere saatte V kilometre hızla giden bir aracın metre cinsinden durma mesafesi S formülüyle hesaplanmakta. Buna göre bir aracın en iyi koşullar altında 36 metrede durabilmesi için saatteki hızı kaç kilometre olmalı? Yani buradaki S değeri 36 verilmiş. Buna göre V'yi istiyor. Payda eşitleyelim. 450 ile çarptığımız zaman burası 450 çarpı 3'ten 1350 gelecek. O zaman buradan şöyle diyelim. V kare artı 450 V bölü 1350 eşittir 36. İçler dışlar çarpım yapıp karşı tarafa aldığımız zaman V kare artı 450 V şöyle diyelim eksi 36 çarpı 1350 geldi. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmamız lazım ki aradaki fark da 450 olacak şekilde. Mesela 1350'yi 450 çarpı 3 diyebiliriz. Daha sonra şimdi 36 ile 3'ü çarpsak mesela 108, aralarındaki fark 450 olmaz iki çarpanın. 450'yi şöyle yazalım, 90 çarpı 5 desek, 5 ile 3'ü çarptık 15 çarpı 36 desek. Şimdi 15 çarpı 36 540 geliyor. 540 ile 30 çarpanların arasındaki fark 450. O zaman şöyle diyeceğim, buradaki çarpanı şöyle ayırıyorum. 540 çarpı 90.
artı gelmesi için buna eksi 90 yaptım ki çarpımları buradaki sayıyı verecek bize ve toplamları da artı 450'yi verecek. Buna göre V değeri 90 ve eksi 540 gelecek. Bize V'nin sıfırdan büyük olduğunu söylediği için bunu almayacağız. V değerimiz 90 olacak. 7. soruda aşağıda Didem'in yazılı sınavında sorulan soruya yaptığı çözüm aşamaları gösterilmiştir. Denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Bu çözümü gören öğretmen bu soruyu yanlış kabul edip 0 puan verdiğine göre Didem çözümün kaçıncı adımında hata yapmıştır diye soruluyor. Şimdi bakalım burada kök içerisinde x eksi 1 verilmiş artı 7 eşittir x. Şimdi öncelikle buradaki 7'yi karşı tarafa almış. Tamam, karşı tarafa aldı ve kökten kurtarmak için son durumda şöyle oldu. Kök içerisinde x eksi 1, x eksi 7. Burasını kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini almış birinci aşamada. Tamam, sıkıntı yok. Karesini aldığı zaman buradaki kareyle kök gidecek ve x eksi 1 kalacak. Burada x eksi 7'nin karesini aldığı zaman x kare eksi 14 x artı 49. Burası da doğru. Daha sonra buradaki ifadelerin hepsini karşı tarafa almış. X kare, x buraya geldi eksi 15x, eksi 1 buraya artı 1 olarak geldi 50. Burada 0 kaldı. Bu adım da doğru. Daha sonra burasını çarpanlara ayırmış. 0 eşittir. Şimdi burasını eksi 15 olacak şekilde eksi 10'a eksi 5 derse çarpımları 50, toplamları eksi 15 verecek. Dolayısıyla x eksi 10, x eksi 5 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Ve bu ifade 0 olduğu için burası da 0 olabilir, burası da 0 olabilir dediğimiz için buradan x değeri 10, buradan x değeri 5 geldi. Bu da tamam. X1 değeri 5 ve X2 değeri 10. Köklerden biri 5, diğeri de 10 geldi. Köklerin her ikisi de denklemin çözüm kümesinin elemanı kabul eder demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Köklü bir ifade verildiği için köklü ifade sağlıyor mu sağlamıyor mu onu kontrol etmek zorundayız aslında. Mesela buradaki ifadede X yerine mesela 10 yazdığımızı düşünelim. 10 yazdık, 10 eksi 1'den 9. Kök 9'dan dolayı da kök dışına 3 olarak çıkacak. 3 artı 7 10'a eşit mi? Evet, eşit. Peki 5'i kontrol edelim. 5 eksi 1'den 4 kök dışına 2 olarak çıktı. 2 artı 7 x'e yani 5'e eşit mi? Değil. Köklü ifadelerde bunları kontrol etmek gerekir. Direkt ikisini de kabul edemeyiz. Ki zaten yazdığımız zaman mesela 10 sağladı, 5 sağlamadı. Dolayısıyla çözüm kümesinde ikisini de kabul ederim ifadesi yanlış olduğu için hatayı 5. adımda yapmıştır diyoruz. Evet, bu testin çözümü de bu şekildeydi arkadaşlar. Videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.